Fethiye Eğitim İş Başkanı Uğurcan Küçükala başkanlık görevini yapılan olağan genel kurulu sonucunda yeni dönem başkanlığını İstem Altınçekiç'e teslim etti. Fethiye Eğitim İş Sendikası görev dağılımını da yaptı. Fethiye Eğitim İş Sendikası yeni yönetimi ilçe temsilcilik sekreteri Özgür Aktaş, ilçe temsilcilik mali sekreteri Binnur Özmen, ilçe temsilcilik örgütlenme sekreteri Mustafa Çaylı, ilçe temsilcilik özlük hukuk sekreteri Hayrettin Aksoy, ilçe temsilcilik eğitim sekreteri Berkan Aybek, ilçe temsilcilik basın yayın sekreteri Burcu Yıldız Bülbün olarak yetkilendirildi. Eğitim İş Başkanı İstem Altınçekiç, Fethiye Eğitim İş Sendikası'nda başkanlık devir teslim töreninde konuştu. Eski yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni arkadaşlarımızla sendikal mücadelemizi üyelerimizin desteğiyle geçmişte olduğu gibi sürdürmeye devam edeceğiz. Sendikamız Atatürk'ün önderliğinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, bütünlüğünü, laik düzenini, demokratik ulusal eğitim değerlerini korumak ve yaşatmak için 17 Ekim 2005 tarihinde kurulmuştur. Bugün 15. yılının kutlamasını yapmaktayız. Laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunurken Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bir bekçisiyiz. Örgütümüz emek, demokrasi, özgürlük, bağımsızlık mücadelelerinde hep ön sayfada yer almıştır ve almaya da devam edecek. Görevi yeni yönetime devreden Uğurcan Küçükala da Eğitim İş Sendikası'nı bir adım daha ileriye taşıyabilmek için bayrak değişimi yaptıklarını söyledi. Burada biz artık genç arkadaşlarımız gelsin istedik. Ondan sonra zaten birlikte çalıştığımız, sendikaya emek veren arkadaşlarımız geldiler, biz aday olmak istiyoruz dediler. Ondan sonra kongremiz sırasında verdiler dilekçelerini ve 7 kişilik pırıl pırıl bir yönetim oluştu. Hepsi genç arkadaşlar. Zaten Fethiye'nin tanıdığı arkadaşlar. Fethiye Merkez Okulları'nda çalışıyor çoğu. Biz de mutlu olduk. Çünkü biliyorsunuz ki yani sürekli aynı kişilerin bir kurumda var olması kurum kördüğüne de neden oluyor. Hem bizim yaptığımızda diğer herkese örnek olsun. Belli bir koltuğa gelip de gidemeyen herkese örnek olsun diye genç arkadaşlarımıza yol açtık. Onlara destek olacağız. Bundan sonra biz sadece yönetimden ayrılıyoruz. Yine birlikte çalışacağız. Çünkü bizim bir iddiamız var. O iddia şu. Biz bu sendikayı kurarken 15 yıl olmuş. Bugün tam da sendikamızın kuruluş yıl dönümü. 17 Ekim 2005 yılında kuruldu. 2007'de de burada kurduk. İddiamız şu. Biz ülkenin bölünmez bütünlüğünü, savunacağız. Gericiliğe karşı duracağız, bölücülüğe karşı duracağız diye. Atatürk'ün öğretmenleri olarak bir sendika kurduk ve bu iddiayı genç arkadaşlarımız sürdürmeye devam edecek. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde yönetimden ayrıldık diye mücadeleden çekilmiyoruz. Atatürk'ü kamusal, parasız, layık bir eğitim için eğitim iş mücadelesine devam edecek.